Şimdi kadınla o zaman Türkan Hanım hattaysa konuşsun. Peki Türkan Hanım. Efendim. 55 gündür neredesiniz ve kiminlesiniz? Ben gereken her şeyi emniyete giderek ben söyledim. Her şeyin jandarma polis bilgisini ifademi vermekteyim. Verdim. Şunu merak ediyorum. 55 gündür iki çocuğunuzu bıraktınız, eşinizi terk ettiniz. 55 gündür lütfen, Selahattin Bey'le misiniz? Hayır. Selahattin Bey bugün sizi teslim ettiğini söyledi. Kendi iradenizle mi gittiniz, Selahattin Bey mi götürdü sizi karakola? Lütfen teker teker sorar mısınız? Selahattin Bey az önce telefonda sizi teslim ettiğini söyledi. Bugün mü gidip karakolda ifade verdiniz? Hayır, bugünü ben, tarihi belli, ben çoktan ifademi verdim. Bugün siz... Bugün Esra değil yani, bugün değil. Peki Türkan Hanım, neden bir kelimeyle ben aramamış? Yani evi değil de niye iki çocuğunuzu ve eşinizi terk ettiniz? Mutsuzdum. Peki, eşinize mutsuzdunuz, niye boşanma davası açmadınız? Demek ki böyle bir çare buldum, böyle bir çıkar yolu buldum. Bu dünyanın en zor yollarından bir tanesi. Bu yolu tercih etme sebebiniz neydi? Selahattin Bey size bir güven verdi mi? Selahattin Bey benim hayatımda gördüğüm en karakterli, en dürüst insan bana göre. İnşallah öyledir. İnşallah öyledir. Ama siz onu kandırmışsınız. Bakın bugün de anneme, Selahattin Bey kandırıldığını iddia ediyor. Söyledim. Hayır, Selahattin Bey beni kandırmış değildir. Kesinlikle. Hayır, siz onu kandırmışsınız. Siz bu ilişki başlarken Esra olduğunu söylemişsiniz. Evet, nasıl kandırdım? Ben onu kandırdım, ayrıldığımı söyledim ben ona. İki onu kaybetmemek için ben onu kandırdım, evet. Türkan Hanım, iki tane çocuğunuzu terk etmenize değdi mi? 55 gündür anne hasretiyle bu çocuklar. Lütfen benim çocuklarımdan bana böyle sorular sormayın. Ben gerektiğinde de çocuklarımla görüşmek istiyorum ve ablacığım, gerekirse de alırım bakarım. Peki bana bir cevap ver. Bana cevap ver şimdi. O çocuğu sünnetli yarasıyla nasıl bırakmayı vicdanın el verdi? Nasıl vicdanın el verdi? Onu söyle bana. Ben sana bir şey... nasıl bir şey yaptım madem ki sana? Beni yüzüstü bıraktın, o çocukları bıraktın. Hiç zaman sahip çıkmadın, anlıyor musun? Sen bana hiçbir zaman sahip çıkmadın. Kızım, hangi ne konuda zaman kapıya geldin ve ben seni geri attım? Tek tek konuşun, ha. Hangi konuda seni yalnız bıraktım? Sen beni her konuda yalnız bıraktın. Hiçbir konuda yanında değil miydim ya? Bizim ne zaman kendi bir hayatımız oldu? Hiç olmadı mı? Bizim hiçbir zaman kendi hayatımız olmadı. Hep... Annen üzülmesin, o üzülmesin, bu üzülmesin, şu yıpranmasın oldu. Bir soru sorabilir miyim Türkan? Kayınvalidenizden sanırım çok çekmişsiniz. Kayınvalidenize sorunlarınız evliliğinize yansımış. Neden çocuklarınızı kayınvalidenize bırakıp gittiniz? Niye çocuklarınızı ona bırakıp gittiniz? Ya diyorum ya. Tamam, benim çocuklarım şey olursa ben çocuklarımı zaten alırım. Bu mu yani? Sorunuz bu mu? Nasıl alabileceğim? Nasıl alacağım? Dinler misin? Hayır, beni dinler misin? Her şey göründüğü gibi değildir. Lütfen yüzeysel bakmayınız. Kızım, beni dinler misin? Dinliyorum. Ben o kadar yaşadım, seni annesiz mi büyüttüm? Her yaşadığımı da sana anlatmıştım yani. Benim çektiğimin neyini çektin sen? Neyini çekmedim ki? Kayınvalide için çocuk bıraksaydım ben şu an babanın rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Ben hiç evli durmazdım yani. 27 senedir evliyim. Sen diyorsun ki Selahattin Bey'e güveniyorum. Eşim o kadar mükemmel. Babanın nasıl bir insan olduğunu sen iyi biliyorsun. Ben bile güveniyorum diyemiyorum. Niye? Neyine güveniyorsun sen? Adam ama bu doğru Türkan. Bak, bu bir gerçek. Onun kardeşi bile böyle söylüyorsa iyi bir insan kardeşi olsaydı. İstersen bütün dünya bunu söylesin. Yani sen o kadar çok mu güveniyorsun Türkan buna? Evet. Tamam. Nasıl mutlu olacağım çocukların gözyaşlarıyla? Tamam Türkan, bak o zaman öyleyse o zaman buraya gel. O çocukların gözyaşlarıyla nasıl mutlu olacaksın? O zaman benim soyadımı temize çıkar. Kiminle ne yapıyorsan yap. Ama benim soyadımı bırak. Ben senin soyadını zaten bırakırım. Sen beni bırak, ben bırakırım. Ya tamam, gel beni bırak o zaman. Gel buraya. Gel anlaşmalı ayrılın hemen. Türkan Hanım. Çocuklarınızı düşünmemişseniz anladığım kadarıyla, eşinizi de düşünmüyorsunuz, evlilik kurumunu da hiç umurunuzda değil.
Ama Selahattin Bey'in istirham ettiği bir şey var. Telefonla da görüşürken belirtmiş. Benim kariyerime zarar veriyorsunuz. Onun yüzü suyu hürmetine. Niye onun kariyerine zarar verdiniz? Bak, sevdiğiniz insanın kariyerine zarar veriyorsunuz. Uygun olmayan ilişkiler yaşıyorsunuz. O yüzden de lütfen keşke sabretseydiniz. Eşinize anlatsaydınız. Deseydiniz ki çocukların velayetini de sana bırakıyorum. Ben boşanmak istiyorum. Kaçmak yerine. Selahattin Bey'in de böylelikle kariyerine zarar gelmez. Evet, ayrılsaydım buraya gelip. İki dakikada Türkan Hanım ne dedi? Ben Selahattin, Sel Hoca'na çok güveniyorum dedi değil mi? Evet. Selahattin iki dakikada Türkan'a harcadı. Evet. Ne dedi? Bana yalan bir gün söyledi seni kapı attığında gidecek yerin olmayacak Türkan. Dedi. Aslında karşısındaki kadına sahtekar muamelesi yapan bir adam. Kendi menfaatleri için karşısındaki kadını harcayan bir adam. Ki bunu yapması da çok haklı. Çünkü 55 gün önce nereden geldiği belirsiz bir kadın olursa 3 günde onu kapının önüne koyar. Çocuklarınız sizi. Türkan, ha buyurun. Türkan bak ne diyorum sana. Gel buraya gel. Yüz yüze görüşelim. Yüz yüze görüşelim. Eğer gerçekten Selahattin Bey'e bu kadar güveniyorsan gel Hüseyin'den ayrıl. Kendini de temize çek, Hüseyin'i de temize çek. Ondan sonra hayatına bak. Bak bu kadar insan senin arkanda. Annen arkanda. Yani arkandaykalar sen gel buraya. Daha sonra kimseyi de bulamazsın yanında Türkan. Tek başına hiçbir şey yapamazsın. Türkan, eşinle boşanacaksın diye de boşanma davası açacaksın. Diyelim ki çocuklarının velayetini isteyeceksin. İster miydi onu soralım ilk önce. Evet, çocuklarınızın velayetini istiyor musunuz? Tabii ki de istiyorum. Çocuklarım onlar benim. Peki, hayat, peki çocukların onlarsa evlilik birliğinde çocukların menfaatini, psikolojisini düşünmeyen bir anne boşandıktan sonra ve tek başına yaşadıktan sonra aynı şekilde o çocukları önemser mi? Benim gözümde önemsemez. Zaten evliyken çocukların düzeni sizin belli. Sizin gözünüzde öyle olabilir. Anlıyor musunuz? Sizin gözünüzde öyle olabilir. Kanunen de böyle değil. Sizin gönlünüz falan yok. 55 gündür 4 yaşındaki bir çocuğu hastayken bırakıp giden bir anneye velayet verilmez hanımefendi. Sünnetliyken, çocuğun sünnet yarası varken diyorlar ya. Konuş. Ahmet abla konuş. Bak kızım diyorum değil, sana beni duyuyor mu kızım? Hasta değil. Türkan beni duyuyor mu? Bak annen biz arkandayken gel. Siz benim arkamda falan değilsiniz. Nasıl değilim Türkan? Türkan arkanda olmasan. Ben bugün gördüm. Selahattin Bey ne evli mi? Ne zaman ben sana annelik Selahattin yapmadım? Selahattin Bey evli mi? İstanbul'da iki tane erkeğe bırakıp Selahattin ben babanı falan bırakıp doğumunda mı yanında olmadım? Medeni konuşmayın duyulmuyor. Duyuyor musun? Sezeryanla doğum yaptın, o acıları çektin, o çurlara nasıl kıydın sen? 3 tane eşi bırakan seni mi bırakmayacak Türkan? Ne zaman yanında olmadım? Hangi konuda aramadın mı her gün? Kızım ne derdin var sormadın mı ben sana? Türkan, Selahattin Bey evli mi? Hayır, Selahattin Bey evli değil. Emin misin? O zaman neden 4 çocuğu var acaba? Biri 2004 doğumlu, biri 2007 doğumlu, biri 1990 doğumlu, biri 1998 doğumlu. Emin misiniz? Selahattin Bey resmi olarak evli. Hollanda'da yaşıyor. Evet. Eşi orada, çocuklar da orada. Biliyor muydunuz bunu? Selahattin Bey, ben yine diyorum ne olursa olsun benim gözümde en dürüst, benim gözümde en dürüst insan. Tamam, siz senin kendiniz... dürüstten anladığın bu mu kızım? Anne lütfen. Bu mu senin dürüstten anladığın? Lütfen. Bu değil mi senin dürüstlükten anladığın? Sen nasıl bir insansın ya? Nasıl böyle bir şeye inanırsın? Ben tamam anne seni... He? Nasıl bir insansın? Demek ki ben böyle bir insanım. Anneni sizin çok Türkan sen buraya gelmeden... Ben seni annesiz mi büyüttüm? Niye çocuklar... Öyle bir şeyin vardı. Niye çocuklar... Çocuk doğurmasaydın. Madem yapmasaydın. Doğurmakla anne olur mu ya biliyorsun? Sen bu adamı nereden tanıdın Türkan? Nasıl tanıştınız? Sorularınız bitti mi? Ben bugün yeterince cevapladığımı söylemiştim. Sen bir söyler misin? Bak şimdi eşinle 9 senedir evlisin. Siz onu söylemek zorunda mıyım ben bunları? Eşinle 9 senedir evlisin. Söylemek zorunda mıyım? Ben eşini tanıyabildin mi? Söyledim.
Eğer ben 55 gündür yemeden içmeden Ankara yollarını su yolu yapıp da gezdiysem sen de bugün bu soruları cevaplamak zorundasın. Buraya da geleceksin. Ben bu işin Ankara'da kaç gece sabahladım. Ankara'da kaç gece sabahladım. O sizin oturduğunuz köye dahi girdim ben. Yüz yüze söyleyeceksin, tamam mı bunları yüzümüze? Gel buraya yüz yüze söyle ikisi. Sen yoluna o yoluna gitsin. Gel. Sen beni ne duruma düşürdüğün farkında mısın? Dinliyorum sadece sizi. He? Dinliyorsun değil mi? Cevap versene. Evet, cevap versene. O kadar. Benim sürecim senin annen olman. Elvan'a neler söyledi sen biliyor musun? Eş, dost, adref, herkes, zaten annesi biliyor. Bu yüzden bu durumda değil miyiz? El şunu der, el bunu der. El bunu der, olur, 55 gündür bir telefonla anne aranmaz mı? Türkan. Bu kadar mı sildin? Efendim? Eşine boşanmak istediğini daha önce söyledin mi? Evet, ben söyledim. Boşanmak ben neden istiyorum duymadım dedin mi? O senin sorunun, niye duymadın, duysaydın. Söylemedim biz bana. Biz zaten mutsuzduk. Bizim bir hayatımız olmadı hiçbir zaman. Biz nasıl mutsuzduk? O zaman mutsuzduk? Gidip kardeşim boşanacaktınız. Nasıl mutsuzduk ama onu söyle bir. Ya biz ne zaman biz olduk? Bir söyler misin? Biz ne zaman biz olduk? Hiçbir zaman biz olmadık ki. Hep o bu şu. Biz değil miydik yani? Sen bu adamla nasıl tanıştın? Bana onu bir söyler misin?